Tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Casper Excalibur G770 oyuncu laptopunu inceliyoruz. Casper G770 dediğime bakmayın. G770'in aslında Casper'da birçok modeli var. Nasıl oluyor? Casper bir süre önce konfigüratör sistemine geçti. Yani bir G770 diye bir baz model var. Onun detaylarını siz belirleyerek kendi isteklerinize göre fiyatlandırabiliyorsunuz. Özellikleri siz seçiyorsunuz. Tabii her şeyini değiştirmenize izin vermiyor ama temel özellikler, işlemcisinden RAM'ine, SSD'sine kadar çok çeşitli e, özellikler sunuluyor. Çeşitler sunuluyor, onlardan birini seçiyorsunuz. Hatta Windows olsun mu olmasına kadar da e, detaya inebiliyorsunuz. Bu ürün, baştan söyleyeceğim çünkü önemli. 5000 liralardan başlıyor, 8500 liralara kadar e, bir e, fiyat aralığında konfigüre edilebiliyor. Dolayısıyla hep söyleyeceğim şeylere o gözle bakın bu en yüksek modellerden bir tanesi bizdeki bunun özelliklerini şöyle hızlıca geçeceğim bir defa 15.6 inç olduğunu hemen söyleyeyim IPS ekranına geliyor yansımayan ekranı var o güzel bir şey IPS olduğu için açıları güzel 178 derece açı açı sunuyor 250 nit parlaklığı var Full HD Full HD olmasının avantajını ekran kartı tarafında birazdan göreceksiniz İşlemcisi bizdeki model 9750H Intel i7. Şimdi bu 6 çekirdekli işlemci 12 12'ye e, çıkıyor. Yani Hyper-Threading var. Öyle söyleyeyim. 6 çekirdek 12 ile hyper de 12 oluyor. 2.6 GHz 4.5 GHz arasında çalışıyor. Onun gerçekte kaç çalıştığını da birazdan söyleyeceğim test sonucunda. RAM bunda 32 GB RAM var. 2x16 şeklinde e, konmuş. DDR4-2666. İşte mesela bunu siz düşürebiliyorsunuz bu konfigüratörde. Ee, ekran kartı tarafında oyuncu bilgisayarı dediğimiz için zaten harici bir ekran kartı olması gerekiyor. Nvidia GTX 1650 ekran kartı var. 4 GB kendi belleğiyle geliyor. Bunun bütün kritik parçaları güncel. Dolayısıyla ekran kartları da şu an piyasada baktığınız zaman benzer ürünlerde hemen hemen çoğu piyasadaki laptoplar 1050 seviyesinde ekran kartı da gereken bu 1650 ile geliyor. Turing olan model bu. Ama RTX değil GTX dolayısıyla Ray Tracing desteği yok. Ya da en azından Ray Tracing üniteleri yok diyelim. Bunun bir güzel tarafı var bu konfigürasyonun. daha sonra benim hoşuma gitti ama siz de kendinize göre değiştirebilirsiniz. İki tane SSD var bunda. Bir tanesi SATA, diğeri M.2 PCI Express üzerinden çalışıyor. ve sunduğu hız SATA olan diskin sunduğu hız SATA'nın hızlarına hız limitlerinde çalışıyor yani 500 megabaytlar civarında okuma yazma hızı gayet yüksek bunun yanında M2 olan disk enteresan o da PC Express 4x hızında aslında bağlantıyı kuruyor ama SSD'nin kendi hızı burada biraz daha biraz yavaş yani tam olarak değerlendiremiyor aslında potansiyel daha yüksek 1835 megabayt saniye okuması var yazması ise 972 yani yine SATA'nın çok üzerindeyiz. Ama X4 bağlantı hızı daha da fazlasını kaldırabilir aklınızda olsun. Wi-Fi'da yine içinden devam edersek Intel'in AC9560 yongasını kullanıyor. Bu da ve kartını kullanıyor. Bu da Wi-Fi AC demek zaten. Bluetooth 5.0 demek. Yani orada da yine güncel. Şöyle genel olarak baktığımızda, zaman fiziki olarak ilk dikkatinizi çekecek şey muhtemelen full plastik olması olacaktır. Bunda metal bir çerçeve ya da kasa kullanılmamış plastik yapısı var. Ekranın kendi çerçevelerini en azından şuralarda ince tutmuşlar. Şurada kalınlık var. Burada webcam'ini görüyorsunuz ince olduğunu söyleyebilirim zaten görüntülerde daha net göreceksiniz 2.1 kilo çok ağır da sayılmaz taşınabilirlik sınırlarında 15.6 inç e, fan olarak da şu anda mesela hiçbir şey yapmazken hiçbir ses ben duymuyorum muhtemelen fanlar dönmüyor bile e, ama tabii ki de oyuna geçtiğiniz anda fanlar coşuyor ve duyulabilir hale geliyor benim hani kasa olarak bundan pek bir şikayetim yok fakat şu kısımda fazla bir ısınma oluyor dolayısıyla hani eğer buna oyun oynarken klavye fare bağlamadıysanız kendi üstünde oynuyorsanız sağ eliniz şuralarda gezerken o sıcaklığı hissediyor. Touchpad ise biraz daha solda duruyor. Yani oradan biraz daha uzaktasınız aslında. Sol eliniz pek hissetmiyor burası bayağı serin. Kasanın üst kısmı plastik ama işte şu fırçalanmış hissiyatını vermişler. O birazcık kurtarıyor bence şeklini. Şurada da Excalibur yazısını görüyorsunuz. Çok renkli bir kasa sayılmaz ama klavyeyi RGB renkli yapmışlar ayarlanabiliyor. Casper'ın kendi yazılımı var. O Casper'ın kendi yazılımı, kontrol yazılımı da gayet güzel, derli toplu çalışan bir yazılım. Bununla ilgili bütün bilgileri size veriyor. Ee, ve bu klavye ayarlarını da oradan yapmanızı sağlıyor. Üç tane bölgeye ayrılmış. Üçünü de istediğiniz şekilde bölge bölge rengini ayarlayabilirsiniz. Dolby Audio simgesini görüyorsunuz. Kendisinden çıkan ses yüksek ama sonuç itibariyle e, tabii ki de bir şeyin zevkli olmasını istiyorsanız film olsun, oyun olsun onu harici hoparlöre bağlamanız lazım. Bunun üstünden çıkan sesle çok fazla bir keyif alamazsınız ama sesinin kısık olmadığını söyleyeyim. Şöyle fiziki olarak devam edersek bu tarafta LAN portunu görüyorsunuz. Onu full boy boyuyla buraya koymuşlar. Belki şeyi düşünebiliriz. Hani açıkta mı durmalıydı? Bir kapağı olsa mıydı? diye biraz fazla açık gördüm çünkü. Burada kart okuyucusu var. USB 3 biriler şu iki yana dağılmış Type-C de destekliyor. HDMI'dan da görüntü alabiliyorsunuz. ben o şekilde de test yaptım. Sonuçta 1080p'de görüntü alıyorsunuz ama eğer canınız daha yüksek çözünürlüğe çıkmak isterse daha büyük bir ekranda oyun oynamak isterseniz buradan bu işi yapabiliyorsunuz. Kişisel olarak USB sayısını az buldum. Çünkü bu kasada yer var. Hani kalınlık olarak da yer var. Arazi olarak da yer var. Bence 15.6 inç her laptopta daha çok USB olmalı. Güzel olan şey şu. En azından iki tanesini, iki tane var. Birini buraya, birini buraya koymuşlar. Hiç olmazsa yan yana koyuyorlar bazen. Bir tanesine bir şey takıyorsunuz, ötekini blokluyor. Öyle bir durum olmayacak. GPU'dan biraz daha bahsedelim. 1650 demiştim. Bütün bu oyun performansı aslında buna bağlı. İşlemci zaten genelde çok fazla. Hani bütün altı çekirdeği, hani Hyper Threading ile 12 ama altı çekirdeği bile dolduramıyorsunuz. Genellikle hızı, genellikle çekirdeklerin doluluk oranı düşük kalıyor. Burada tamamen ekran kartına yükleniyor. Çünkü sistemin darboğaz yapan tarafı ekran kartı. Orada da Nvidia'nın verdiği referans hızlarının içinde kaldığını gördük. 1395 ve 1560 MHz arasında boost, boost yaptığı zaman 1560'a çıkabiliyor. Çıkabildi ama orada kalmıyor. O sürekli duruma göre, sıcaklığa göre hareket ediyor. 70 küsür derecelerde çalışıyor zaten GPU. 8000 MHz GDDR6 bellek hızı var. Kendi 4 GB belleğini kullanıyor çünkü ekran kartı. Ee, ekran kartının performansı şu anki 1050'lerden daha iyi. Bu zaten onun yerine geliyor. 1080p'de birçok oyunda e, tatmin edici performans alacaksınız. Sadece işte bu Metro Exodus gibi e, bu yeni oyunlarda e, 30'u e, 60'ı tutturamayabilirsiniz. Orada işte biraz daha düşük ayarlara geçmeniz gerekecek. Ama bu oyunların özelliği de şu düşük, oyunla, e, düşük grafiklerinde bile Ayarlarında bile verdiği grafik kalitesi çok yüksek bu oyunların. Dolayısıyla çok tatmin edici bir ayarı mutlaka bulursunuz. Biraz daha eski eskicene oyunlarda zaten 60'ı yakalaması çok kolay oluyor. Bazı örneklerini zaten göstereceğim size. Onun dışında işlemcinin Throttle yapıp yapmadığına baktık. Zaten şöyle bir durum var hani Throttle yapmayan bir laptop gelirse onu ayın elemanı gibi seçip ayıracağız. Hepsi Throttle yapıyor, hepsi ısınıyor ki hava sıcaklığından değil biz bunları klimalı ortamda kullanıyoruz, test ediyoruz. Ee, şöyle throttle bu işlemcilerin doğal hali aslında bakarsanız. Burada sizin için önemli olan şey şu bir bazılarınız throttle ne diye de sormuş. Belli bir sıcaklığa gelince o işlemcilere göre değişir. Ee, i̇şlemci hızını kesiyor ki soğuyabilsin. Şimdi bu soğuma işlemi esnasında eğer işlemci Var olan hızı mesela bunun e, hızının 2.6-4.5 GHz arasında dalgalanması zaten normal olanı. E, bu dalgalanma sırasında uyduruyorum şimdi. Throttle yaptı 1 GHz'e düştü. İşte bu çok büyük sorundur. Yani tabanının da altına inerse sorun var demektir. O ürünü iade edin. O kadar net söyleyeyim. Ama bu Throttle hızı bas hızıyla normal taban hızıyla bu hızı arasında gidip geliyorsa e, o zaman bir şikayet edemeyiz. Çünkü zaten aletin çalışma şekli böyle. Isındıkça hızını düşürüyor. Soğuyor tekrar boost ediyor. Tekrar ısınıyor. Bu şekilde gidip geliyor. Bizim işte denemelerimizde ortalama 3.8 GHz civarında hız alabildik bundan. Ee, bazen bu 4'e de çıktığı oldu. Ee, bir tane çekirdeği de işte test sırasında throttle yaptığını gördüm. Ama genel olarak 90 civarında e, işlemci durdu diyebilirim. Daha ısınabilir çalıştığı ortama göre. Sonuçta dediğim gibi burası klimalı ortam. Sokakta daha çok throttle yapacaktır. O zaman ne yapacak? Hızını düşük tutacak. İşte 4'ü pek daha az göreceksiniz. Daha çok 8-7 3, 8, 3 7 göreceksiniz. Ee, ama bunun performansa etkisi oyunlarda pek olamıyor. Çünkü zaten işlemcinin çekirdekleri boş durduğu için ve performansı 1650'ye yettiği için onu performans olarak o hareketi siz hissedemeyeceksiniz. Önemli olan GPU'nun throttle yapmamasıydı, onu da yapmadı. Bizim denemelerimizde genelde boost hızını yakalamayı başardı. Batarya performansını da her zaman olduğu gibi ölçtük. Bunun ölçümü için ekranı 110 lükse getiriyoruz parlaklığını. Bütün testlerimiz böyle yapılıyor. 3 saat PC Max skoru aldık. Bu iyi bir değer. 3 saat aralıksız çalışıyor. Oyun değil bu arada. Oyunda zaten hani bir saati geçtiğiniz zaman şanslısınız. Artışı var oyunu elektrikle oynamanız lazım ki alet her zaman full performansta çalışsın. Ee, ideal performansında çalışsın. 3 saat. Bunun günlük kullanımını hep söylüyorum. Bizim testimiz sürekli çalıştığı için. O aslında süper gerçekçi bir senaryo değil. 2 ile çarpın diyorum. Ee, i̇şte 6 saat. Demek ki siz bunun üstünde günlük kullanım için e, şarj etmeden çalışabileceksiniz. Bu iyi bir değer. Bunda da tabi birazcık bütün parçaların yeni nesil olmasının da katkısı mutlaka vardır. Onun dışında tabii bu 1650 ama kendisinin de işlemci içinde Intel GPU'su ayrı olarak var. Onu da tekrar belirteyim. Bununla şimdi 32 GB RAM dedik. Sadece oyun bilgisayarı olarak değil, bunu genel olarak performans gerektiren işlerinizde kullanabilirsiniz. Çünkü şöyle bir durum var. İşlemci çok hızlı, çok çekirdekli. RAM çok yüksek. SSD iki tane var. Dolayısıyla 1 terabayt olması yani yaklaşık olarak bir terabayt ikisi bir 512 1 480 GB. Ee, belki o biraz kısıtlayabilir sizi ama onu da işte konfigüratörde belki bir tanesini hard disk seçerek e, halledebilirsiniz. Ee, bu konfigürasyonda gayet güzel e, montaj işleri yapılır, video editing yapılır, render alınır. Ee, hepsinin zaten örneğini veriyorum. kendi bu kullandığım benchmarkların çoğu bedava. Siz de deneyip kıyaslayabilirsiniz bu laptopla. Ee, Bunlar bu işler için de kullanılır. 1650 olması için de o işlerinizi de hızlandırıyor. Onu da söyleyeyim e, tekrar. CUDA desteği sayesinde bir, bir, profesyonel uygulamanın çoğunda zaten Nvidia'nın CUDA desteğini görüyoruz. E, bu da yeni nesil ekran kartı olarak, GPU olarak e, orada da size avantaj sağlayacak. Şekli şemal olarak ne kadar Excalibur yani oyuncu serisi olsa da sade olması e, bu arada bunu yani iş maksatlı olarak kullandığınızda kafaların size dönmemesini sağlayacaktır. Çok genel maksatlı olarak da bence iyi bir laptop olmuş. E, fiyat. Aslında bunun şu anda biraz fiyat avantajı var. Ben baktım rakiplere. Şöyle şeyler var. Siz de bakın. E, ve yorumlara yazın. Hani Şu daha iyi bir alternatif diye. Bunun konfigüratörde 8500 liraya ben şu anda tam olarak bu önümde bulunan laptopu kurabiliyorum. Ama Windows Home Single Language olarak seçtim. Eğer Windows istemiyorum derseniz FreeDOS seçeneği de var. O da fiyatın 7700 liraya düşmesine sebep oluyor. Artık orada Windows'u sistemine ediyorsunuz. Yine bu bu konfigürasyonu 2 SSD'li versiyon. 8500. Şimdi rakiplerde şöyle bir durum var. Hepsinin e, ürün gamı yenilenmemiş. Bazılarının e, Intel işlemci nesli eski. Bazılarında GPU eski 1050 serisinde kalmış. Bazıları bu fiyata 8 GB veriyor bazıları 16 veriyor. İşte, 10 bin lira civarında bile hani bunun konfigürasyonundan daha zayıf biz laptoplar olduğunu gördük. O yüzden dikkatli olun siz de bu benim yaptım bu hesapları yapın. şu anda benim bu, bu fiyatı Casper'ın sitesinden veriyorum. Bunun normal fiyatı 9940 yazıyor. %15 indirim var herhalde geçici bir kampanya var. 8500 liraya satıyorlar. Bu çekim itibariyle Eylül'ün başında çekiyoruz kıyaslayın fiyatı. Dediğim gibi hani buna avantajlı şeyler varsa yorumlarda da mutlaka yazın. Bunu birazcık daha hani eğer küçültmek isterseniz e, meseleyi fiyatı 16 GB ile kurabilirsiniz. 8'i çok önermiyorum. E, 16'ya düştüğünüz zaman da 7000 e, 8000 lira oluyor. Bence hani 32 bile aslında şey öyle kalsa 500 lira bir daha hiç dokunmazsınız. E, 16'yı aldıktan sonra belki bir Upgrade gerekebilir. Ama o, o bile sizi çok uzun süre götürecektir bence. Bu arada şu var. <laughs> bize gelen şikayetlerden bir tanesi laptoplarla ilgili aldık. 2 sene sonra, bir sene sonra fanı artık hep dönüyor. Şu an mesela duymuyorum. Ama sanki oyundaymışım gibi bu pozisyonda bile ses gelmeye başlıyor. Niye? Fan çünkü tozlanıyor. Devri, e, verimi düşüyor. Verimi düşünce performansı e, performansla kapatmaya çalışıyor. Hızla kapatmaya çalışıyor. Rahatsız oluyorsunuz. Bu laptopun tüm termal sistemi e, garanti altında ve normal garanti kapsamının dışında yani 2 seneyi aşsa bile garanti altında ömür boyu bunu götürüp e, teknik servisinde temizliğini yaptırabilirsiniz. Hep bu sessizliğini koruyabiliyor. Başka arıza çıkarırsa da yerinde servis desteği de var Casper'ın. Bunlarda işte biraz yerli olmanın avantajları, burada yaygın olmanın avantajları. Onun dışında tabii ki e, daha sonradan bunun slotları üstünde işte RAM'i daha az alın, SSD'yi daha az alın, hepsini daha sonradan bunun içine koyabilirsiniz onu da söyleyeyim. Eee upgrade edilebilir. Böyle 8500 liraya bence bu konfigürasyon oldukça dengeli olmuş. Birçok işin altından oyun dahi kalkabiliyor. Tabii ki oyunda 1650'nin her zaman en yüksek performansı, her şeyi ultra açacağınız anlamına gelmediğini biliyorsunuz. Ama tatmin edici bir oyun performansını kesinlikle sunduğunu söyleyebilirim. O ayarı bulursunuz. Yani güzel FPS'yi sabit bir şekilde alabilecek performansı bunda alırsınız ve o görüntü, o oyunun grafikleri de sizi kesinlikle tatmin edecektir. Bunda da işte tekrar söylüyorum 1080p ekranın çok fazla yük bindirmemesi çözünürlük olarak güzel bir rol oynamış. Eğer istiyorsanız zaten harici monitörle o yüksek çözünürlük bir monitörü de bağlayabilirsiniz böyle Casper'ın G777 serisini inceledik. Ama 770'in dediğim gibi birçok modeli var. Benim test sonuçlarım bu konfigürasyonu bağlıyor. Sizler de kendi konfigürasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.